Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde bilgisayarın sesi çıkmıyor, bilgisayardan ses gelmiyor, bilgisayarın sesi az çıkıyor gibi sorunlara cevap vermeye çalışacağım. Bu işlemlerimiz Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayar için çözüm yolu olacağını düşünüyorum. Bu konuda yaşadığınız sorunları veya çözümleri yorum kısmına yazarsanız kısa zamanda cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle bilgisayarınızın masaüstü veya laptop olmasının çok bir önemi yok. Genel olarak ses sorunlarının nedeni birkaç sorundan kaynaklandığı için hızlı bir şekilde sorunu çözebilirsiniz. Ayrıca donanım arızası yani hoparlörden, kulaklıktan kaynaklanan mekanik bir arızanın varlığı çoğu zaman en son düşünülecek problem olacağını belirtelim. Bir ses sistemi basit bir yapıya sahip olduğu için kolay kolay bozulan bir donanım olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi hazırsanız bilgisayarınızdan ses gelmiyorsa bunu nasıl çözebileceğinizi adım adım anlatalım. Ayrıca bir adımda size uygun seçenekler yoksa bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Anlatacağım tüm adımlar genel olarak birbirinden farklı yol ve yöntemlerdir. Bu nedenle hangi yöntem size çözüm sağladıysa yorum kısmından belirtirseniz sevinirim. Hazırsanız başlayalım. İlk yöntemimizde klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra karşımıza şu şekilde çalıştır penceresi gelecektir. Gelen bu çalıştır penceresine bu komutu aynen olduğu gibi yazdıktan sonra tamam butonuna tıklıyoruz ve karşımıza bilgisayar yönetim penceresi geliyor. Gelen bu bilgisayar yönetim penceresinde aygıt yöneticisi ardından ses girişleri ve çıkışları sekmesine geliyoruz ve devamında burayı açıyoruz. Ses girişleri ve çıkışları altında bulunan bütün arkadaşlar aygıtların üzerine sağ tıklayıp cihazı kaldır diyoruz. Tamamını arkadaşlar kaldırdıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra sesi kontrol edebiliriz. Bu işlemimiz var olan ses aygıtlarınızın yeniden yüklenerek çalışmasına neden olacaktır. İkinci yöntemimizde ise aynı şekilde klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra karşınıza o şekilde çalıştır penceresi gelecek. Buraya bu komutu aynen olduğu gibi yazdıktan sonra tamam butonuna tıklıyoruz ve karşımıza hizmetler penceresi gelecektir. Bu sayfada en alt kısma doğru ilerliyoruz ve burada arkadaşlar Windows ses yazan sekmeyi bulup üzerini sağa tıklıyoruz ve yeniden başlatıyoruz. Kısa bir süre sonra arkadaşlar işlem tamamlandığında ses sistemimizi kontrol ediyoruz. Ve üçüncü yöntemimize geçiyoruz. Bu yöntemimizde tüm bilgisayarlarda Realtek HD Audio Driver yani ses sürücüsünün yüklü olması gerekiyor. Bazı durumlarda otomatik, bazı durumlarda Windows Update ile yükleniyor. Ancak çoğu bilgisayar kullanıcısı bu sürücüyü yüklemediği için ses sorunu yaşıyor diyebilirim. İlk olarak bu sürücüyü hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım arkadaşlar linkten indirebilirsiniz. Karşımıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Eğer bilgisayarınız 64 bit ise bunu, eğer 32 bit ise bunu indirip kurmanız gerekiyor. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız Windows yani başlatın üzerine sağ tıklayıp sistem arkadaşlar sekmesini seçtiğinizde burada sistem türünün karşısında bilgisayarınızın kaç bit olduğu yazılı olacaktır. Bunu arkadaşlar kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecek. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra ses sisteminizi yani hoparlörünüzü, kulaklığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi dördüncü yöntemimize geçiyoruz. Dördüncü yöntemimizde denetim masasında ses ayarlarını yapmamız gerekiyor. Eğer denetim masasında ses ayarlarını yapmadıysanız büyük ihtimalle ses sorunu yaşayacaksınız. Denetim masasındaki ses ayarlarına ulaşmak için hemen şuradaki arkadaşlar ses simgesinin üzerine sağ tıklayıp ses efektini seçebilirsiniz. Veya farklı bir şekilde denetim masasından ulaşabilirsiniz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına denetim masası yazıp denetim masası penceresine gidelim. Ve buradan donanım ve ses yazan sekmeyi ardından ses yazan yeri arkadaşlar tıklayalım. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Hemen buradayken herhangi bir yerdeyken sağ tıklayalım ve burada bağlantısı kesilmiş aygıtları gösterin sonundaki çek işaretiyle devre dışı bırakılmış aygıtları gösterin sonunda arkadaşlar çek işaretini getirmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra şu şekilde tüm aygıtlar listelenmiş olacak. Bakın şu anda hoparlör yani ses sistemim devre dışı olarak gözüküyor. Bunun üzerine sağ tıklıyorum. Bunu arkadaşlar etkinleştir diyorum. Etkinleştirdikten sonra tekrar üzerine sağ tıklıyorum ve varsayılan aygıt olarak ayarla seçeneğini seçiyorum. Bakın şu şekilde yeşil çek işareti gelmiş oldu. Bundan sonra bilgisayarımda herhangi bir müzik vesaire arkadaşlar çalarsam hoparlörden otomatik olarak ses gelmeye başlayacak. Şimdi küçük bir ayarımız daha bulunuyor. Tekrar üzerine sağ tıklıyorum ve özellikleri seçiyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada arkadaşlar ilk olarak genel sekmesindeyken aygıt kullanımı kısmında bu aygıtı kullan seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Eğer değil
ise arkadaşlar bu aygıtı kullanın etkin destek seçeneğini seçip uygula ve tamam demeniz gerekiyor. Düzeyler kısmında arkadaşlar buradaki ses seviyenizi gösteriyor. Geliştirmeler kısmında arkadaşlar bu şekilde olması gerekiyor. Bakın anlık modun seçili olması gerekiyor. Ve gelişmiş kısmında arkadaşlar varsayılanı geri yükle dedikten sonra sına diyerek arkadaşlar sesi dinleyebilirsiniz. Sına dediğinizde şu şekilde ses geliyorsa ses sisteminiz artık çalışıyor demektir. Bu aşamadan sonra uygula ve tamam diyerek arkadaşlar bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ve 5. yöntemimize geçiş yaptık arkadaşlar. 5. yöntemimizde bilgisayarınızdan doğru ses kaynağını seçtiğinize emin olun. Özellikle laptop kullanıyorsanız, daha doğrusu laptopta kulaklık kullanıyorsanız veya masaüstü kullanıyorsanız arkadaşlar bu sorunu yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek. Şimdi ilk olarak mesela ses simgesini tıkladığımızda karşımıza şu şekilde ses seviyesi geldiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Fakat şurada arkadaşlar şöyle bir detay daha var. Burayı tıkladığımda bakın iki farklı ses sistemi kaynağının olduğunu görebiliyorum. Bunlardan bir tanesi benim ses sistemim. Diğeri ise arkadaşlar monitör hoparlörü oluşturuyor. Eğer benim monitörün hoparlörü seçili durumda ise büyük ihtimalle ses sistemimden ses gelmeyecektir arkadaşlar. Böyle bir sorun yaşıyorsanız, daha doğrusu farklı bir seçenek varsa, buradan hoparlörü seçtikten sonra bilgisayarınızdan ses gelmeye başlayacaktır. 6. yöntemimize geçiş yaptık. 6. yöntemimizde ses simgesinin üzerine sağ tıklayıp ses ayarlarını aç diyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada sesin altındaki çıkış kavramı sizin arkadaşlar ses sisteminiz hoparlörler kulaklıkları oluşturuyor. Giriş kısmı ise arkadaşlar sizin mikrofonlarınızı oluşturuyor. Burada çıkış kısmında doğru ses sistemini arkadaşlar seçtiğinize emin olun. Yanlış bir ses sistemi seçerseniz ses gelmeyecektir. Yani istediğiniz aygıttan ses çıkmayacaktır. Ben burada hoparlör seçili olduğunu görüyorsunuz ve burada da sesin seviyesi ayarlayabiliyorsunuz. Gelişmiş ses seçeneklerinin hemen altındaki uygulama birimi ve cihaz tercihlerini tıklayın. İsterseniz buradan ayarları arkadaşlar sıfırlayabilirsiniz. Ayarları sıfırladıktan sonra ses sisteminizi, hoparlörünüzü veya kulaklığınızı kontrol edebilirsiniz. 7. yöntemimizde ise aynı şekilde tekrar ses simgesinin üzerine gelip sağa tıklayalım ve buradan ses düzeyi karıştırıcısını aç diyelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burası arkadaşlar oldukça önemli bir panel. Burada çoğu kişi yanlışlıkla bunları kapattığı için sesi alamayabiliyor. Aslında diğer farklı uygulamalardan ses geliyor. Fakat buradaki herhangi bir uygulamayı kıstığı için sesi alamıyor. İstediğiniz kadar arkadaşlar şu şekilde diyelim yapalım. Mesela Google Chrome'dan şu sıfırda olsun, şu pencereyi de kapatalım. İsterseniz klavyeden sesi arttırın ve farklı bir şekilde burayı tıklayarak sesi arttırın. Şu anda ben YouTube'dan herhangi bir müzik dinlesem ses çıkmayacaktır arkadaşlar. Bu nedenle hemen şuranın üzerine tıkladıktan sonra ses düzeyi karıştırıcısını aç diyelim ve burada kısık durumda olan arkadaşlar ses aygıtını, ses birimini normal standart hale getirelim. Bu işlemi yaptıktan sonra muhtemelen ses geri gelmiş olacaktır. 8. yöntemimizde tekrar ses simgesinin üzerine gelip sağ tıklayalım ve buradan ses sorunlarını gider diyelim. Burada bilgisayarın ses sorununu kendi kendine çözmesini sağlıyoruz aslında. Burada ses aygıtımızı seçelim. Bizim hoparlördü. Hoparlörü seçtikten sonra sonraki diyelim ve burada şuna hayır, ses gelişmeni açma diyelim. Devamında arkadaşlar sesi bir kendisi kontrol etsin. Buradan sınama seslerini çal diyelim. Bakın şu şekilde. Ve sesin geldiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Gayet iyi bir şekilde geldi. Ben burada iyi seçiyorum arkadaşlar. İyi seçtikten sonra bakın genel ses sürücüsü algılandı, uyarısı geldi. Bu işlemden sonra büyük ihtimalle ses sorununuz giderilmiş olacak. 9. yöntemimizde arkadaşlar klavyeden Windows ve R tuşuna basalım. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra gelen çalıştır penceresine bu komutu yazdıktan sonra tamam diyelim. Ardından tekrar bilgisayar yönetimi penceresi gelecek ve buradan aygıt yöneticisi, ardından ses girişleri ve çıkışlarını arkadaşlar açalım. Burada ses sistemimizi, yani hoparlörümüzü bulup üzerine sağa tıklayalım ve buradan sürücüyü güncelleştir diyelim. Ardından sürücüleri otomatik olarak ara diyelim ve bu işlem arkadaşlar bilgisayarın otomatik olarak ses sürücüsünü yüklemesini sağlayacak. İsterseniz Windows Update kısmı arkadaşlar güncelleştirilmiş sürücüleri bulabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda Windows Update sayfasına yönlendirecek ve buradan size uygun ses sürücüsünü yüklemenizi sağlayacak. 10. ve son yöntemimize geldik. Bu yöntemimizde eğer masaüstü bilgisayar veya laptopta kulaklık, hoparlör vesaire kullanıyorsanız kulaklık ve hoparlörünüzün jack giriş çıkışlarının doğru bir şekilde bağlandığına emin olmanız gerekiyor. Farklı noktalara bağlanan jacklardan ses iletilmeyecektir. Özellikle arkadaşlar bu jack girişlerinin üzerinde nereye takılacağına dair simgeler bulunuyor. Bunu belirtelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.